Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şərq Türkistan Xitaylarğa səyahət orni Uyğurlarğa zindan bolmaqda. Ürümçi bilen Semerkant arasında tünce qedim bivasta hava qatnışı yolu qoyulgan bolup, növete Şarkı Türkistan Xitaylar üçün sayahat rayonu bolgan bolsa Şarkı Türkistan xalqıgı zindan bolmaqda. Xitayning Şarkı Türkistan'daki teşviqat organı Tanrıtağ Doğru'nun haber kılışça 15. Öktabr Xitay Cenubi Avasiyası Goruhi Çeklik Şirketinin CZ-5053 növetçi ayruplani Ürümçidin Özbekistan'nın 2. çoğun şehri Semerkant'ki ufçıqan bulup, bu Ürümçi bilen Semerkant arası da tüncü qıtım karallik bivasta hava qatnışının başlanğallıqıdın direk biridikən. Şunun bilen Xitay Cenub Avasiyası'nın Şarkı Türkistan'dan Özbekistan'a ufçudugan Avasiya noktisi 2'ye köpeygen. Bildirilişçe bu qetim yeniden içilgan Ürümçi Semerkant Avasiya liniyesi de CZ-5053 növetçi ayruplan her haftada bir qetim qatnaydıken. Növetçi ayruplan her yakşembe Ürümçidin uçup şu günü Semerkant'ki konudiken. Qaytış mısabısı da CZ-5054 növetçi ayruplan her düşembe günü Semerkant'dan uçup şu günü Ürümçi'ki konudiken. Xitay axbarat vasitalarının xəbər qilishicha 12-ci oktyabrgacha Xitay Janub Avasiyasining Sharqi Turkistondan xalqaroliq yo'lovchi tashish miqdori 230 ming odam qatimdan oshgan bo'lib, Samarqand Avasiya liniyasining ochilishiga ergishib, Urumchidan yo'lga chiqadigan xalqaro rayon qatnash nuqtasi 13ga yetgan. Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroda kun tartibida turayotgan bo'lib, bu sababli Xitay xalqaroliq besim va bir qism jazolarga duch kelgan va xalqaro sahnalarda Xitoyga bo'lgan qarshilik barg'ancha kuchaygan. Xitay ilgiri davomlashtirib kelayotganidek xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinmoqda. Buning uchun bir tarafdan chet eldagi Uyg'urlarni aldab Sharqi Turkistonga qaytirib ketib jazolash uchun Xitoyga yaqin turgan oz bir qism Uyg'urlarga pasport berib chet elga chiqishga ruxsat qilsa, Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining o'rni va shaklini o'zgartirish orqali Xitoyga yaqin muxbirlar va organlardan ömek tashkillab Sharqi Turkistonni ziyorat qildirib ko'z bo'yamchilik qilmoqda. Shundoqli Xitoylarni Sharqi Turkistonga jalb qilishni texamo kuchaytirib, Sharqi Turkistondagi tosh yo'l va havo qatnashig'i zo'r kuch bilan mablag' salmoqda va sayohatchilikni taraqqiy qildirish orqali Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini mavjud emasdek ko'rsatishga tirishmoqda. Isroilning doktorxonaga qilgan vahshiy hujumi dunyoda zilzila paydo qildi. İsrailiyanın Gazze'ye qaratqan dəhşətlik bombardımanı toxtavsız davam qılıbatqan bir peyitdə 17-ci oktyabr keçdi elib barğan yeni bir qıtımlıq hava hücumu bilən Gazze'deki Əl-Mədani doktorxanasını bombardıman qılışı və nurğun kiçik balalarını öz içigə alğan 500 adamın jinigi zamin bolışı dünyada zilzili peydə qıldı. Gazze Səhiyyə Ministerliği bayanatçısı Əşraf Əl-Qudra doktorxananın bombardıman qılınışı nəticəsində köp sallıqı bovaqlar, balalar və ayollar bolub 500 adamın qaza qılğanlığı uqturdi. Al-Jazeera qatarlıq nurgun kanallar mazkur hujumning ichinishliq ko'rinishlarini naqd maydondan tarqatgan bo'lib, bir qancha soat ichida Turkiyani o'z ichiga olgan ko'pligan arab va islom dunyosining poytaxtlari va Yevropaning ba'zi shaharlarida g'azablangan minglagan kishilar Isroiliya konsulxonalari oldida keng ko'lamlik namoyish qildi. Falastin davlat raisi Mahmud Abbas bombardimondan keyin 3 kunlik motam e'lon qildi. İsrailiyaning doktorxona bombardimon qilishi qattiq ayiblandi. İsrailiyaning G'azzadagi Al-Ma'madani doktorxonasiga qilgan hujumi taraf-tarafdan kuchlik tariqida ayiblandi va hujumning vahshiylarcha ekanligi ta'kidlandi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mazkur doktorxonaning bombardimon qilinishidan keyin o'zining ijtimoiy tarqatuv hisobida bayonot e'lon qilib, ayollar, bolalar va begunoh fuqarolar turayotgan bir doktorxonani bombardimon qilish Isroilning eng aqlli insoniy qimmat qarashdan mahrum hujumlarining eng yangi misoli. Men butkul insoniyatni harakatga kelib, G'azzadagi tarixda misli ko'rilmagan bu vahshiylikni to'xtatishga chaqiraman dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği mi İsrailiyanın doktorhanı bombardıman kılış arkalık uruş cinayeti sadır kılgalıkını ve bunun insaniyetki karşı sadır kılınan cinayet hikayelikini bildirdi. Bayanat diyene biz bu vahşilerce hücumlarını ayıplayımız. Hücumlarda hayatıdan ayrılgan Palestinli kıyrındaşlarımızga Allah'tan rahmet, yarlanğallarga şifa dileyimiz. Bivasta halde puhralarını hücum nişanı kılgan, doktorhallar ve mekteplerge hücum kılıdgan bu ruhi haletnin kanun hemde vicdan aldıdı cevapkarlıkı tartılışı mukarrer digerler kayıt kılındı. Şundaqla BDT başkatibi Antonio Guterres neç yüzligen Palestinliknin ölümüge sebep bolgan doktorhanı hücumudun qattıq çüçügenlikini bildirip, bu hücumni qattıq ayıplayman. Qurbanlarının ailelerge histaşlık kılıdgallıqımını eğitimen. Doktorhallar ve sahiye xadimleri xalqara kanunun qoğduşu astıda, dedi. Palestinin BDT'deki daimi vekili Riyad Mansur, New York'taki BDT binası da bayanat ilan kılıp, İsrailiye küşleri tarafından kılıngan katliamını qattıq ayıplaymız. Bu cinayetini ötküzgeller cazağı tartılışı gerek. Eğer xavupsizlik kengişi vazifesini ada kılıp, tünügün tokunuşunu toxtu alıgan bolsa, xalqımızga karşı cinayet ötküzülmegen bolatdi. 500 kişi biz bilen billi bolatdi. BDT xavupsizlik kengişi emde uygun işi gerek. BDT'nin bu cinayetini ayıplash bilenli kalmay, derhal uruş toxtuşunu kapaletke iyi kılışı gerek, dedi. Arab İttifakı mı İsrailiyanın Gazze'deki doktorhanığa kılgan hücumu sebebinin bayrağını yerim çüşürdü ve 3 günlük matem ilan kıldı. İslam Hemkarlık Teşkilatı bolsa mezkur hücumni teşkillik devlet terrorluğu deb atadı ve bunun insaniyetke karşı cinayet ve uruş cinayeti ihkanlığını ta'kidledi. Nobel Tınıçlık Mükafatı sahibi Pakistanlı Malala Yousafzai İctimai Taratqu Supsi X'de ilan kılgan bayanatıda Gazze'deki doktorhanığa kılınan hücumni ayıpladı ve halkını kollektif cezalaş herkiz mu hal kılış çaresi emez, dedi. O hembehirligen sında Palestinlik ballarga ve xater asıdaki kişilerge yardan beridigan teşkilatlarga 300 bin dolar yolladım. Men bu sinni körgen hemmeylanın Gazze'ge insanperverlik yardımı kılıvatkan teşkilatlarga pul iana kılışını soraymen deb yardım çağırıqı kıldı. Şunaqla bugün İsrailiyani ziyaret kılgandan keyin İordaniyani ziyaret kılmakçı bolgan ve bu yerde İordaniya, Palestin ve Mısır rehberleri bilen yüz turani körüşmekçi bolgan Amerika Prezidenti Joe Biden, Gazze'deki doktorhanı hücumi ve Palestin Prezidenti Mahmud Abbas'ın mezkur hücum tüpeyli 3 günlük matem ilan kılıp, Biden bilen körüşünü red kılganlıqı sebeplik ziyaretini keçiktirdi. Joe Biden hücumda hayatının ayrılgallarına təziye bildirip, yarlanğallarının tizirek əsligi gelişini bildirgen bolsumu, Hamas'ın siyasi işhanısının reisi İsmail Haniye, İsrailiyanın Gazze'deki doktorhanığı kılgan hücumunun cevapkarının İsrailiyanı şartsız kollavatkan Amerika hikayelikini ilgiri sürdü. Teşkilatlar Birliği ve Ölümalar Birliği İsrailiyanın doktorhanığı kılgan hücumunu ayıpladı. Xalqara Şarqı Türkistan Təşkilatlar Birliği ve Şarqı Türkistan Ölümalar Birliği İsrailiyanın 17 oktyabr keçide Gazze'deki El Me'medani doktorhanısığı kılgan ve 500 kişinin ölümüge sebep bolgan vahşilerce hücumuğa karşı bayanat ilan kıldı. Teşkilatlar Birliği'nin bayanatı da biz İsrailiye herbi kısımlarının 17 oktyabr Gazze'deki El Ahli Baptist doktorhanısığa kılgan hücumunu qattıq ayıplaymız. Bu hücumda minglığan bimarlar, doktorlar, sahiye xadimleri ve balılar hayatıdan ayrıldı. Doktorhana, mektep ve izdeş kutquzuş etretlerine hücum kılıp, su, davalaş buyumları, yemeklik ve başka yardımlarının yetküzülüşünü çekleş uruş cinayeti hesaplandı. 74 yıldan buyan işgaliyet, irqi qırğınçılık, tengponsuz küç işiltiş qatarlıq devlet terrorlığı uçurap kelibatkan Şarqı Türkistan xalqı bolu süptimiz bilen növetti 101 vatkan korkunuşluq vaqalarını tihimi çoŋqur his qılmaqtimiz ve xatalıqqa qarşı insani pozisiyada bolmaqtimiz. Biz barlıq devletlerini, xalqaralıq teşkilatlarını ve organlarını zürür caza yürgüzüşke, küçülük tedbir qollunup uruşunu ahırlaştırışqa ve yardım koridoru eçişki çakırı kılımız digen ibarlar tilgi elindi. Şarqı Türkistan Ölümalar Birliği'nin bayanatı da bolsa, Şarqı Türkistan Ölümalar Birliği İsrailiyanın Palestin halkıge karatkan kırgınçılıkını ve bularının en yenisi bolgan Gazze'deki El Me'medani doktorhanısıga kılıngan ve küçük ballar ve ayollarını öz içige algan neç yüzligen bigunah kişilerinin şehit kılınışıga ve yüzligenlerinin yarılınışıga sebep bolgan kırgınçılıkını qattıq ayıplaydı. Bu şeksizki insaniyetke karşı cinayettir ve Palestin halkıge karatılgan irqi kırgınçılıktır. Ölümalar
Müslümanlar Birliği İsrailiyanın Palestin halkıga qaratqan cinayi qılmışlarını toxtatış üçün İslam dünyasını ciddi tədbir qollanışqa və hərəkətkə ötüşkə çağırdı. Şundaqla Allahdan yarlanğanların tezrek əsliga kelishini tiləydi və Palestin halkıga bu iğir musibeti üçün təziyə bildirdi degen ifadələr orun aldı. BDT xəvfsizlik kengəşi yana İsrailiyanı qoğdudi. Rusiyaning G'azzada insonparvarlik urush to'xtatishni talab qilish, fuqarolarning har xil shaklda o'lib ketishini ayiblash mazmun qilingan qaror loyihasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan rad qilindi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha 15 a'zodan tashkil topgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Rusiyaning Isroil-Falastin to'qunishiga munosabatli qaror loyihasi ovozga qo'yildi. Bu qaror loyihasi 4 ga qarshi 5 ovoz bilan qabul qilindi. 6 a'zo ovoz berish huquqidan voz kechdi. Qaror loyihasini Amerika, Angliya, Fransiya va Yaponiya rad qildi. Gerçi Rossiyaning qaror loyihasida Hamas alohida tilga olinmagan bo'lsa-mu, ammo fuqarolarning o'limi ayiblandi. Rossiyaning qaror loyihasining o'rniga Braziliyaning boshqa bir kuniga kechiktirilgan qaror loyihasida bo'lsa, Hamasning terrorlik hujumlari ayiblandi. Urush to'xtatishning o'rniga insonparvarlik urush to'xtatish talab qilinadi. Egilnishcha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida har qanday bir qaror loyihasining tasdiqlanishi uchun kam deganda 9 a'zoning qo'llab ovoz berishi va doimiy a'zolardan hech birining veto qilmasligi shart ekan. Rossiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Vasiliy Nebenziya qaror loyihasining ovozga qo'yilishidan keyin e'lon qilgan bayonotida davlatni o'tirg'o qo'ygan bu qaror loyihasining butunlay insonparvarlikni nishon qiladiganligini eskertdi. BDT Xavfsizlik Kengashining g'arb lagerining shaxsiyatchil siyosiy manfaatlari uchun yana bir qatim ko'ruvga elibilinganligini qayd qildi. U rayondagi jiddiylikning intayin iyg'ir saviyaga yetganligini, ammo butkul dunyoning navbatda iqiyotgan qonni to'xtatish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi chiqaradigan qarorni kutayotganligini ta'kidlab, albuki g'arb davlatlari bu umidlarni allaqachon yo'qqa chiqardi dedi. Amerikaning BDTda turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Rossiyani boshqa davlatlar bilan maslahatlashmaylik bu qaror loyihasini o'ttirg'o qo'ydi deb ayibladi. Greenfield buning qo'rqinchli harakat ekanligini eskertib, Rossiyaning qaror loyihasida Hamas tilga olinmaydi. Rossiya Hamasni ayiblashdan o'zini qochirish orqali begunoh fuqarolarga rahimsizlarcha muomila qilayotgan terrorlik tashkilotining qilmishlarini yashirmoqda dedi. Palestinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Riyad Mansur BDT Xavfsizlik Kengashini uda 10 kundan buyon G'azza rayonidagi 2 million kishiga qaratilgan hujumlar oldida sukut qilyotdi deb ayibladi. Mansur insonlarning o'ldirilayotganligi, yarlandirilayotganligi, kishilik huquqlarining dafsandi qilinayotganligi va uy makonlaridan ayrilib qolayotganligini eskertib, texmo ko'p falastinlikni o'ldirish Isroiliyani texmo bexatar qilolmaydi dedi. U uch sohada jiddiy tadbir qo'llanish kerakligini o'tirg'o qo'yib, xalqimizga qaratilgan hujumlarni darhol to'xtatish, G'azza rayoniga to'salg'usiz insonparvarlik yordami berish va xalqimizning majburiy ko'chirilishining oldini olish kerak dedi. Mansur fuqarolarning hamma joyda qo'g'dilishi kerakligini ta'kidlab, agar to'qunishning butun rayon va dunyoga yamrab ketishining oldini olmoqchi bo'lsangiz, undaqda qirg'inchilikni darhol to'xtating dedi. Hamas Isroilga quruqlikdan tajovuz qilsa, tonillar orqali yo'qitamiz dedi. Isroilya armiyasi G'azzaga quruqlikdan hujum qilishga jiddiy tayyorlik qilayotgan bir paytda Hamasning Qassam brigadasi mas'ullari Isroilya armiyasiga qandoq taqabil turadiganligi haqida qisqa sin tarqatdi. Sinda agar Isroilya armiyasi G'azzaga quruqlikdan tajovuz qilsa, Isroilya askarlarini G'azzadagi yushurun yer osti tonnellar orqali yo'qitadiganligini, yushurun tonneldan tuyuqsiz paydo bo'lgan Hamasning askarlari Isroilya askarlarini tankidan tortib chiqarib asirga olib, tonnelga solab yo'qitadiganligi haqida oldin uchur bergan. Isroilya vaqt kelsining xabar qilishicha shu joy vaqti 16 oktyabr tushdan keyin Isroilya armiyasi o'tgan bir necha soat ichida G'azza rayoniga necha o'n qatim hujum qo'zg'aganligini va nishonning Hamasning odamlari va bazalari ekanligini ilgari surgan bo'lsa-mu, Falastin davlat agentligi va xalqaroidagi ko'plagan nufuzli taratqular Isroilyaning G'azzani butunlay qora quyuq bombardimon qilayotganligini, barliq hujumlarda o'lganlarning ko'pinchisining normal fuqarolar ekanligini bildirishmoqda va Isroilyaning urush jinoyati o'tkazayotganligini ta'kidlashmoqda.
Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.